Edirne 4. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nin açılışı Sağlık Bakanı Doktor Mehmet Müezzinoğlu'nun katılımıyla yapıldı. Bir dizi ziyaret için Edirne'ye gelen Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, belediye binası önünde Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından karşılandı. Belediye Başkanlığı makamında ziyaret eden Bakan Müezzinoğlu'na Başkan Gürkan, Edirne Kari ve Çin'i işlemeli tablo hediye etti. Bando ve Ciğer Festivali'nin açılışı için oluşturulan korteje katılan Bakan Müezzinoğlu, ciğer ustaları ve uluslararası bando ekipleriyle birlikte belediye önünden Saraçhane Caddesi'ne kadar yürüdü. Saraçhane Caddesi'nde Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali açılışında ilk olarak saygı duruşu, ardından da İstiklal Marşı okundu. Burada oluşturulan platform üzerinden halka hitap eden Bakan Müezzinoğlu, böyle anlamlı bir etkinlikte sizler de bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyor. Hepinizi belediye başkanınızın şahsında en kalbi duygularla selamlıyorum dedi. Bir tanesini 30 Mart günü yaşadık ve vatandaşımız Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği egemenlik kayıtsız şahsız milletindir ifadesini, tecellisini 30 Mart akşamı sandıkta kendi gönlünden, kendi vicdanından, kendi aklından geçtiği şekilde iradesini kullandı. Bu anlamda Edirne Belediye Başkanımızı ve belediye meclis üyelerini, il genel meclis üyesi arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Onlara başarılar diliyorum. Önümüzdeki 5 yılla ilgili Edirne'mizin ve Edirne'nin geleceği adına önemli sorumluluklar üstlendiler. Rabbim onlara o sorumlulukların hakkını da günü geldiğinde hesabını da verebilmeyi nasip etsin. Biz Recep kardeşimle 3 yıl, yaklaşık 3 yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birlikte çalıştık. Karınca kararınca Edirne'miz için veya ülkemiz için bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama artık o bundan sonra yalnız Edirne ve yalnız Edirne'liler için çalışacak. Ve Edirne'nin ve Edirne'lilerin hak ettiği ve beklediği büyük hizmetler var. Önemli eksiklikler var. O hizmetleri yapabilmek, Edirne'yi kucaklayabilmek, Edirne'nin tarihi geçmişinden getirdiği ve tarihi geleceğe taşıyacağı zenginliklerden üzerinde düşeni inanıyorum ki en iyi şekilde yapma gayreti içinde olacak. İhtiyacı olduğu zaman her zaman yanında olacağız. Her türlü desteği vermek, her türlü desteği vermek, Edirne kazansın, Edirne'lilerimiz kazansın, Edirne'nin tarihi geleceği, Büyük Önder'in söylediği muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki o hedefteki yolculuğa ulaşmasında inşallah hep birlikte başarılı olalım diyorum. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise yaptığı konuşmada, inanıyorum ki bütün ortak birikimimizi, enerjimizi ve heyecanımızı Edirne'nin ve Edirnelilerin refahı için birlikte kullanacağız. Edirne'yi Balkanlara açarak Avrupa'nın en güzel, en dinamik, en mutlu kentlerinden biri haline getireceğiz dedi. Öyle bir Edirne istiyoruz ki gökyüzü mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Öyle bir Edirne istiyoruz ki geceleri her çocuğun başını sokacağı bir ev olsun. Bunun için çalışıyoruz, bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün Sağlık Bakanımız ve Edirne Milletvekilimiz Sayın Mehmet Müezzinoğlu aramızda, bizi kırmadılar, açılışa teşrif ettiler, ben kendilerine hoş geldiniz diyorum. İnanıyorum ki bütün ortak birikimimizi, enerjimizi, heyecanımızı Edirne'nin ve Edirne'lerin refahı ve mutluluğu için birlikte kullanacağız. Ve Edirne'yi Balkanları da aşarak Avrupa'nın en güzel, en dinamik, en müreffeh ve en mutlu kentlerinden biri haline getireceğiz. Bando Festivalimizle birlikte artık ünü, şöhreti ulusal sınırları aşarak uluslararası camiada da bilinen ve tanınan ciğerimizin de festivalini yapacağız. Edirne ciğeri bildiğiniz gibi Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından hem coğrafi işaret tescili aldı,
Sayın Elina başta olmak üzere bütün arkadaşlarımızın çabalarıyla, bütün ustalarımızın, bütün emekçilerimizin çabalarıyla da patentini de aldı. Şimdi Edirne şehrinin başka şehirlerde bu patent kapsamında eğil olmayan ellerde işlenmesinin ve kullanılmasının önüne geçmeyi hedefleyeceğiz. Buna çalışacağız Sayın Bakanım. Bunu yapmaya çalışacağız. Ben 4. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nin kentimize, hemşehrilerimize, ustalarımıza ve yurt dışında Edirne'ye gelen konuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bütün hemşehrilerimi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Açılış konuşmalarının ardından Edirne Belediye Bandosu konser verdi.